Tüm ülkelerde karantina günleri devam ede dursun, dünya Çin'den gelen yeni bir haberle çalkalandı. Çin'de bir otobüste hantavirüs tespit edilen bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından bir kısım insan karantinaya alındı. Tabii bunun üzerine sosyal medyada ve arama motorlarında hantavirüs avı başladı. Ancak ne bu virüs yeni ne de bu durum bu kadar ciddi. Anlaşılan olay büyük bir magazinden ibaret. Öneri dünyasına hoş geldiniz. Herkese hoş vakitler diliyoruz. Virüs için yeni değil demiştik. İlk olarak 1993'te Kore'de ortaya çıkan virüs ismini Kore'deki Hantan bölgesinden alıyor. Kolay izole edilen virüs öyle büyük bir salgına da neden olmadı. Bu virüsün kemirgen canlıları enfekte ettiği bilinmekte. Ancak insanların kemirgen idrarı, tükürük veya dışkısına teması yoluyla hantavirüsünden enfekte olduğu bilinmekte. Virüs hayvanların vücudunda hastalığa neden olmadan uzun süre kalmakta. Virüsü taşıyan hayvanların idrarlarında bir seneye kadar saptanabiliyor. İnsanlar virüsü taşıyan hayvanların ısırması veya idrar ve tükürük gibi hayvan çıktılarının deri ve mukozalardan girmesiyle enfekte olabilir. Tükürük, idrar gibi maddelerle enfekte olmuş havadaki partiküllerin solunmasıyla de hastalık bulaşabilmektedir. Yapılan araştırmalar bulaşın daha çok solunum yoluyla olduğunu göstermektedir. Hastalık 20-50 yaş grubunda daha çok erkeklerde ve sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında görülmekte. Çiftçiler, askerler, liman işçileri gibi kemiricilerle teması yüksek olan şahıslarda daha sık görülmektedir. Bu virüs herhangi bir sebeple mutasyona uğramazsa korona ya da veba gibi yayılım gösterme yeteneğine sahip değildir. Şu an için hantavirüsünün medyadaki şekli magazinel bir boyuttan ibaret. Biz yine de belirtilerinden bahsedelim. Hastalığın erken belirtileri: yorgunluk, ateş, kalça, sırt, omuz gibi büyük kas gruplarında ağrı içerir. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, ishal, kusma, bulantı gibi belirtiler de görülebilir. Geç belirtileri ise hastalığın başlangıcından 4 ila 10 gün sonra hantavirüs pulmoner sendromu tablosu gelişir. Akciğer ödemi ve buna bağlı olarak öksürük, nefes darlığı gibi geç bulgular görülür. Hantavirüs pulmoner sendromu tablosu gelişmişse böbrek yetmezliği de gelişir. Tedavi: hantavirüs enfeksiyonunun aşısı veya özel bir tedavisi yoktur. Koronadaki gibi hastanın hayati fonksiyonları desteklenmeli, iş bağışıklık sistemine bırakılmalıdır. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, bu tarz videolardan haberdar olmak için Öneri Dünyası YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.